Saatler konusuyla meşgul olan değerli arkadaşlarım, merhaba. Bugün de saatler konusunun son aşamasına geldik. Bugün 5 dakikalarla ilgili detayları anlatmaya çalışacağım. Hemen başlayalım. 5 dakikalarla ilgili bilmemiz gereken bazı terimler var. Öncelikle bunları çok iyi biliyor olmamız lazım. Five for 5 var. Five over 5 geçiyor. Bu çuğa 5 var, bu çuğu 5 geçiyor gibi ifadeleri bu konuyla ilgilenen herkesin çok iyi bir şekilde öncesinden biliyor olması lazım ki bunları duyduğunda kişi anlasın ve bunlara uygun da gerekiyorsa cevaplar versin. Teori kısmını tamamladıktan sonra şimdi tek tek o bilgileri kullanarak örnekler yapacağız. Bu slaytta 2 saat görüyorsunuz. Birisi 5 geçiyor, birisi de 5 var. Hollandaca'da tabii ki bizim bilmemiz gereken ilk kural saatler konusunda önce dakikaların söyleniyor oluşuydu. Yani 5 geçiyor, daha sonra saat 5 var, daha sonra hangi saatse o saati söyleyecektik. Bu kısımda önce bizim bilmemiz gereken çok önemli bir kelime: Over Yani geçiyor. Geçiyor kelimesini çok iyi biliyor olmamız lazım. Hollandaca'da bu kısım için over kullanılır 20 geçeye kadar. Yani geçiyor ifadesi. Bu kısımda da for kullanacağız. O da var demekti. Şimdi önce dakikayı söyleyeceğimize göre. Bakalım hemen. Kaç geçiyor? 5. 5 over. Daha sonra da saat. 4. Dolayısıyla saat. It is 5 over fear. Het artık son videoda çok kullanmasak da olur. Çünkü saatlerde het kelimesi genelde düşürülüyor. Saat kaç sorusuna 4'ü 5 geçiyor diye cevap verebiliyorlar. Biz de zaten Türkçe'de saati çok kullanmayız. Şimdi bu saatimize bakalım. Burada da saat 5 var. Dolayısıyla da biz şimdi for kullanacağız. Önce dakikayı 5 for Sonra saati. fear. It is five for fear. Buradaki örneklerimize bakalım şimdi. Yine kural değişmedi. Önce dakikayı söyleyeceğiz. Five over. 2. Dolayısıyla it is five over tway. Yani saat 2'yi 5 geçiyor. Bir sonrakisine de bakalım hemen. Burada da yine aynı şekilde. 5 over bu sefer ana saat zeyfe. Het is 5 over zeyfe. Görmüş olduğunuz gibi bu örneklerde de yine 5 dakikalar var. Ve her ikisi de 5 var. Ana saati söyleyeceğiz daha sonra da. 5 var 6'ya. Bunu Hollandacı nasıl söyleyeceğiz? Het is 5 for zes. Hemen buraya bakalım five four, It is five 5 dakikalarla ilgili kolay kısım sona erdi. Şimdi bizi yani Hollandacayı sonra da sonradan öğrenen Türkleri zorlayan kısım başladı. Buçuğa 5 var ve buçu beş geçiyorlar. Bizler için oldukça zor sayılabilir. Bu konuda burada biraz rahatlayabilmemiz için bizim öncelikli olarak buçuklar konusunu çok iyi bilmemiz lazım. Bir önceki videoları gözden geçirip tekrarlarınızı yapabilirseniz burayı çok daha rahat anlayacaksınız. Şimdi hemen önce terimlerine bakalım. Biz bu slaytta ve genel olarak bu konuda buçuğa 5 var. five for half. Ve buçuğu 5 geçiyor. five over half. Bu kavramları çok iyi bilmemiz lazım. Ve artık zaten for'un var ile offer'ın da geçiyor ile ilişkili olduğunu biliyoruz. Şimdi biz öncelikli olarak buçu bir bulalım. Saat kaç buçuk Hollandaca düşünürsek şayet. Saat şu an beş buçuk. Beş buçuğu beş geçiyor. Hollandalara bunu şu şekilde ifade ediyor. Het is Five over half this. Yani saat beş buçuğu yani half five beş buçuğu beş geçiyor. Bizim mutlaka burada zorlanıyorsak şayet şu an tam oturamıyorsa buçuklar videosuna geri dönüp orayı tekrar incelememiz gerekiyor. Buna ihtiyaç duyuyorsanız bu videoyu durdurup diğerine geçebilirsiniz. Bir sonraki örneğe bakalım hemen. Burada da bu çuğu 5 geçmiyor. Buradaki gibi. Bu saatte buçuğa 5 var. Var da bildiğiniz gibi for ile ifade edilecekti. Dolayısıyla saat şu an it is 5 for half 5. Saat 4 buçuğa 5 var. Şimdi bu örneklerimize de bakalım hemen. Saat burada buçuğu 5 dakika geçmiş. Fakat hangi saatin buçuğunu 5 dakika geçmiş? 4 buçuğun. Bunu Hollandaca şöyle söyleyebiliyoruz. It is 5 over 5 geçiyor. Half 5 4 buçuğu. Bu örneğimize de bakalım. Burada da yine 5 geçiyor. Dolayısıyla 5 over half 2. Saat bir buçuğu, 5 geçiyor. Bizim buçukları çok iyi oturtturmadıysak şu an bir sonraki bilgi olan buçuğu 5 geçiyor, buçuğu 10 geçiyor gibi yerlerde çok zorlanırız. Dolayısıyla mantık olarak buçukları çok iyi öğrenmiş olmamız lazım. Devam edelim şimdi örneklere. Bu slaytımızda gördüğünüz gibi saatlerin her ikisi de buçuğa 5 var. Dolayısıyla biz şunu kullanacağız şu kalıbı. 5, 4, half ve ana saat gelecek buraya. Bakalım hemen burada saat kaçmış. It is 5, 4, half, tin. Saat dokuz buçuğa 5 var. It is five four. Bir kez daha. Five four. Half. 4 Saat üç buçuğa beş var. Bu slide'de görüyoruz ki tüm saatler buçuğu beş geçiyor. Ana kalıbı göstermek için hepsini açtım. Şimdi bizim dikkatli olarak bakmamız gereken ve artık çok rahat görüyor olmamız gereken kısım şu saat buçukları 5 geçtiği için her üçünde de over'ı kullanacağız. Zaten kalıp da şöyleydi. 5 over half. Buçuğu 5 geçiyor. 5 over half. Buçuğu 5 geçiyor. Ve yine aynı şekilde devam ediyor. Biz bu kalıbı çok iyi bir şekilde öğrenirsek saatleri söylerken çok zorlanmayız ama ön bilgimizin iyi olması lazım. Buçuklar konusunu çok iyi anlamış olmamız lazım. Şimdi buraya tekrar bakalım. 5 geçiyor. 5 buçuğu. Half. Zes. 5 buçuk demek. 5 geçiyor. 10 buçuğu. Ve 5 geçiyor. 12 buçuğu. 5 over half ein. Artık son ders slide olduğu için tüm detaylara biraz daha alışıldığını düşündüğüm için hetizleri koymadım bu sefer. Çünkü günlük yaşamda hetizler çok kullanılmıyor. Kullanılmasına hiçbir hata yok. Ama kullanılmasa da saatler konusunu eksiksiz bir şekilde söyleyebiliyoruz. Devam edelim şimdi. Bu da bugünkü dersimizin son slaytı ve saatler konusunun dördüncü videosu. Saatler konusuyla ilgili dikkat etmemiz gereken, bilmemiz gereken tüm detayları anlatmaya çalıştım. Bilmemiz gereken tüm terimleri açıklamaya çalıştım. Ee, i̇lk videoda genel olarak konunun terimleri ile birlikte ana saatleri, yani tam saatleri anlatmaya çalıştım. Daha sonraki tüm ders videolarında buçuklara, çeyrek kalalara, çeyrek geçelere, 20 kalalara ve 20 geçeleri ve bununla birlikte 10 geçeleri ve 10 kalaları ve bugün de son olarak beş geçe ve 5 kalaları anlatmaya çalıştım. Ve tabii ki bu çuğu beş geçiyor, bu çuğu beş kala ifadelerinin üzerinden geçtim. Bundan sonra zannediyorum ki saatler konusu artık bizler için o kadar da dert olmayacak. Bugünkü ders videomun da sonuna geldim. Buraya kadar izlemiş olan herkese teşekkür ederim. Diliyorum ki saatler konusu bir hale netleşmiştir. Bundan sonraki ders videosunda alıştırmalarla ilgili bir şeyler yapmaya çalışacağım. Bazı önemli detayların genel tekrarını yapıp alıştırmalarını da yapacağım ve bu seriyi böylece tamamlamış olacağım. Konuyla ilgili anlamadığınız yerleri veya sormak istediğiniz kısımları sormak için videonun altına yorum bırakabilirsiniz. Yorumlarınızı olabildiğince hızlı dönmeye çalışıyorum. Ama Mutlaka hepsini çok ilgiyle okuyorum. İlginiz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.